Evet. Herkese iyi akşamlar. Deprem Güçlendirme Derneği'nin bu akşamki sunumuna hoş geldiniz. Ben Bayram Aygün, Görkem Yıldız ve konuğumuz da Suat Yıldırım. Merhaba. Bugün sizlere yapıların enerji sönümleyicilerle deprem davranışlarının iyileştirilmesi, depreme karşı güçlendirilmesiyle ilgili bir sunum yapacağız. Konuğumuz Promer Müşavirlik Mühendislik Firmasının yönetim kurulu üyesi ve İstanbul ofisinin de kurucu müdürü İnşaat Yüksek Mühendisi Suat Yıldırım. Aynı zamanda derneğimizin de kurucu üyelerinden Promer yönetim kurulu üyesi. Görkem zaten yine derneğimizin kurucu üyelerinden Sismodinamik firmasının kurucusu. Aslında biraz başlamadan önce hem de belki de yayına birkaç dakika geç kalan misafirler olabilir. Neden enerji sönümleyicilerle ilgili ayırdık bu akşamki semineri? Biraz ondan belki bahsedelim. Çünkü hem Suat abi hem de Görkem bu konularda hem çok ciddi deneyimleri var. Ben Suat abinin özellikle kamu binalarında, okul binalarında da çok güçlendirme projesi hazırladığını bildiğim için işin hem konvansiyonel tarafında çok derin tecrübesi var, hem de yenilikçi deprem güçlendirme araçları ile ilgili çok tecrübesi var. Kısaca ben aslında Suat abi'den belki enerji sönümleyicilerin neden bizim ve belki de artık önümüzdeki yıllarda deprem mühendisliği camiasının daha çok dikkatini çekmesi gerektiğine dair bir çift laf alabilirim belki. Evet, teşekkürler Bayram. Bahsettiğim gibi klasik güçlendirme yöntemlerini aslında uzun yıllardır kullanıyoruz. Yani yoğun olarak 99 depreminden sonra başlamak kaydıyla güçlendirme hep gündemde kaldı bir şekilde. Biraz kenara çekildi, biraz daha ortada oldu. Depremler sağladıkça hatırladık. Depremler ara verdikçe unuttuk biraz. Evet. Ama o aslında hep vardı. Türkiye için aslında nispeten yeni konuşuluyor, yeni gündeme geliyor gibi ama aslında dünyada çok yerleşik eski bir mühendislik dalı bu. Çok geniş, kalın böyle guideline'ları olan, bizde deprem yönetmeninde güçlendirme konusu 2007 yönetmeninde işte 2007'de bir bölüm olarak 2018'de biraz daha geniş dedi ama yine de hala bir bölüm sadece ama işte biliyoruz ki Asya 41-17 böyle bir kitaptır. FEMA yine böyle böyle kitaplardır. Amerikan yönetmeliklerinde hepsi güçlendirme konusundadır. Dolayısıyla güçlendirme bizim için yeni Türk mühendisliği için diyelim sayıdır. Ama dünyada çok uzun yıllardır kullanılan yöntem. Bunun içinde de klasik yöntemlerin yanında pek çok durumda bu. Çünkü klasik yöntemler artık uygulayamıyor idik. Çaresiz kaldığımız noktalar oluyordu. Yani kağıtta bir şeyler çiziyorsunuz ama bunun uygulanması mümkün olmuyor. Yıllarca bir proje yapılmış, kenara atılmış çok pek çok proje biliyorduk. Çünkü uygulanamıyor. Örneğin bir endüstri tesisinin çalışmasını durdurup da bunu yapamıyor. Ya da işte bir konut da olsa insanları buradan taşınıp gidip bir sene dışarıda kalamıyor. Bundan çekindikleri için de hiç bu işlere girişmiyorlar. Proje yaptırsalar bile kenarda kalıyordu. Sönümleyici bu konuda yine dünyada 40-50 yıldır oldukça etkin kullanılan, aslında dünyada daha çok yeni yapımda kullanılıyor. Türkiye'de biraz maliyetleri sebebiyle, çünkü Türkiye'de henüz kullanımı çok yaygınlaşmadığı için Türkiye'de henüz üretilmiyor. Yeterince yaygınlaşsa eminim üretilir. Dışarıdan geldiği için de maliyetleri şu anda biraz yüksek kalıyor. Dolayısıyla kullanımı çok kısıtlı kalıyor idi. Bu bir maliyet, bir burada şeydi. Türkiye'de yeterince kullanılmasının bir sebeplerden birisiydi ama asıl diğer bir sebep de aslında mühendislerimizin bu konuda kendini yetiştirmemesi, yetiştirme imkanı bulmaması aslında, bulamaması. Yani mühendisi suçlamayalım burada. Mühendise bu ortamı yaratmazsanız, yani ona bir iş verip de sen bunu minimum kaç para yapacaksın, güçlendir bana bunu, minimum kaç para güçlendireceksin diye sorarsan, sönümleyici bir güçlendirme ya da bu tür güçlendirme çalışmaları gelmez önünüze. Çünkü bunlar uzun adam saatleri isteyen çalışmalardı. Yabancılar da bu konuda biraz cimriydi, bilgi cimriliği yapıyorlardı. Neden? Size bunun teknolojisini vermiyorlardı. Bunun know-how'ını vermiyorlardı. Uzun yıllar, örneğin siz bir BRBF tasarlamak istediğinizde üretici firma diyordu ki ben bu yapacağım bunu tasarımını. Size bunu know-how'ını vermiyordu. Bu konuları aşmamız biraz zaman aldı. İşte firmalar bu konuda yatırım yaptı. Promer de bu konuda yatırım yaptı. Mühendis yurt dışından danışman çalıştırdı. Türkiye'den üniversitelerle çalıştı. Müşterilerini ikna etti bir kısmını bu konuda. Ve çalışma imkanı yarattı kendince. Ve bu son 7-8 yıldır epeyce bir yere geldi. Bunun örneklerini burada sunumda göreceğiz. Şu anda Dolayısıyla talep oluşmaya başladı diyebiliriz galiba, değil mi Suat Bey? özellikle son 2 yıldır ben bunu fark ediyorum. Yani eskiden böyle
yılda bir proje çalışırdık ya da 2 yılda bir proje çalışırdık sönümleyiciyle. Şimdi artık neredeyse çalıştığımız işlerin önemli bir kısmı haline gelmeye başladı. Bunun için yazılımlar yapmaya ihtiyaç duyduk ve yazılımlar geliştirmeye başladık bu konuda. Çünkü çok fazla manuel çalışılıyor bu konuda. Hiçbir paket program bu konuda çünkü kullanılamıyor direkt olarak. Dolayısıyla bu konu geliştiğini ben öldükçe son 2 yıldır ciddi şekilde fark ediyorum. Neden işte konusunun direkt cevabı aslında klasik yöntemlerle çözümsüz kaldığımız pek çok noktada. Örneklerini ben verirken sonunda anlatacağım. Bu bir yerde bazen hayat kurtarıcı oluyor. Yani yapamıyorsunuz başka türlü, bununla çözüyorsunuz. Sonuç, özetle bunu söyleyebilirim. Peki klasik yöntemlerden bir de ekstra bir şeyi de var değil mi? Hani çözümsüz kaldığı yerler tamam ama klasik yöntemle çözülebilecek binada enerji sönümleyici kullandığınızda performansı da bir ileri noktaya taşıyabiliyoruz değil mi? Binanın depremden sonra kullanma ihtimali doğabiliyor galiba. Evet, aslında bu çok yakın tarihte çalıştığımız bir proje de aynen böyle oldu. Yani klasik bir çelik çaprazda da biz onu çözebiliriz. O zaman yapıyı şu performans durumuna getirebiliyoruz. Ama siz bunu bunun üstüne çıkarmak isterseniz, hatta temele de bulaşmak istemezseniz, çünkü etkileri farklı sönümleyicinin, o zaman sönümleyici size çözüm oluyor. Ondan da bahsedecektim aslında. Temele bulaşmama konusu aslında biraz da insanları bu konuda motive edebiliyor. Özellikle evet. Endüstri tesisleri ya da yani endüstriyel tip yapılarda. Evet, evet. Yani klasik yöntemle siz deprem yönetmenliğinin gereklerini sağlayacak şekilde güçlendirebiliyorsunuz ama sönümleyici olmasa bir üstüne çıkıyorsunuz. Başka bir takım artılarınız oluyordu. Yine orada örnekler üzerinde konuşurken bunları yaptığımız analiz sonuçlarıyla da göstereceğim. Tamam. O zaman Görkem, istersen biz şey yapalım. Mikrofonlarımızı sessize alalım. Suat abi sunumunu açıp paylaşabilir. Başarılar diliyorum. Sorularımız herhalde derleyip toparlayıp sunumun sonunda soru cevap yaparız. Şimdiden herkese iyi dinlemeler, iyi seyirler diliyorum. Evet, Bayram zaten tanıtım kısmını yapmıştı. Geçiyorum. Şimdi sönümleyicinin yapıdaki etkisi nedir? Önce bir onunla başlamak istiyorum. Çünkü bu konuda mühendis arkadaşlarımız arasında da bir tereddüt var. Ve bizim analizlerimizde, biz bunu doğrusal analizlerimize, doğrusal olmayan analizlerimize, evet o doğrusal olmayan elemanı modelleyip koyuyoruz ama doğrusal analizlerimizdeki bunun etkisini nasıl göstereceğiz konusu. Bu bizim çok tipik bildiğimiz spektrum. Burada şu siyah olan bizim yönetmenimizdeki spektrum. Bu ne işe yarıyor biliyorsunuz, mühendis arkadaşları bilirler. Yapımızın bir periyodu vardır. Periyodunu hesaplarız bir şekilde elde ya da işte model analizde vesaire. O periyot yapım rigidliğini gösterir. O periyotta biz bu grafiğe geliriz. Şurada bizim periyodumuz vardır. Neyse bizim periyodumuz. Oradan yukarı çıkarız. Bu spektruma denk geldiğimiz yerde geliriz sola. Burada işte bir katsayı alırız. O katsayı da bir şeylerle çarparız. Kütle, ağırlıkla vesaire. Bize bir deprem kuvveti olarak gelir o. Dolayısıyla şu sol sütun direkt deprem kuvveti çarpanı diyebiliriz. Basitçe anlatmak gerekirse. Dolayısıyla burada sol sütunda biz ne kadar yukarı çıkarsak deprem kuvvetimiz o kadar artıyor. Ama bu grafiğe bakarsanız bu rigidlik ne kadar artarsa periyot azalıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla biz bir periyotta sola geldikçe deprem kuvvetimiz artıyor. Sönümleyicinin etkilerinden birisi, tabii ben buradaki bahsettiğim BRBF'ler biraz daha rigidliğe katkısı olan elemanlardır ama ben burada daha çok sürtünme tipi ve viskozluklardan bahsedeceğim. Bunlar rigidliği çok fazla artıran ekipmanlar değildir. Çok az etkiler bunu. Yaptığımız örneklerde de göstereceğim. Yani 1.4 ise işte 1.3 olur. 1.35 ise 1.40 ise 1.3, 1.3 olur. Yapıya da sizin başka bir şeyler müdahale etme durumunuz varsa ona göre. Dolayısıyla aynı periyot için, aynı rigidlik için şimdi bu spektrum normalde %5 sönüm hesabıyla yapılmıştır. Deprem hesabında bir kütle vardır, rigidlik vardır ama bu spektrum içinde de sönüm bilgisi saklıdır. %5 sönüm vardır. Siz bu sönümü artırdığınızda yine de bu spektrum hesaplayabilirsiniz. Örneğin %30'a ulaşmışsa sönümünüz, bu spektrum böyle bir şey olur artık, şu kırmızıdaki gibi. Dolayısıyla sizin deprem kuvvetiniz otomatikman aşağı düşer. Bu işin bizim hesaplarımıza yansıyan kısmı, deprem kuvvetini azaltması etkilerinden birisi. Sönümleyiciler sürtünme tipi olanlar var, viskoz olanlar var. Bunlar esas olarak sürtünme tipleri deplasmana bağlı ve viskoz tipleri deplasman hızına bağlı. Ve bunların dışında da var sönümleyiciler. İşte metalin çeliğin erimesi, akmasına dayalı, metalin akmasına dayalı istelik sönümleyiciler var. Daha eski aslınların tarihi, onlar daha ilk sönümleyiciler öyleydi aslında. Ayarlı kütle sönümleyiciler biraz daha yüksek yapılarda kullanılan şeyler ama biz burada daha çok
kendi yapılarımızda kullanabileceğimiz tipler üzerinde duracağız. Bunların bu arada çalışma prensipleri de farklı olduğu için hesap yöntemleri de haliyle farklı. Şimdi tasarımda ne kullanacağız? Şimdi bizim yönetmenimize TBD 2018'de sönümleyici ile ilgili bölüm yok. Maalesef yetişmedi o bölüm. İzolatör tasarımı ile ilgili bir bölüm eklendi ama sönümleyici kısmı eksik kaldı. Ama yönetmenin baş kısmı diyor ki kapsam kısmında burada olmayan, yönetmelikte olmayan sönümleyici gibi tasarımlar için geçerli uluslararası yönetmelikler kullanabilirsiniz. Nedir bunlar? İşte EN 15129 Anti-Seismic Devices diye bu Avrupa, bizde de EN'ler geçerli biliyorsunuz, Avrupa kodları var. Ama burada tasarımla ilgili çok şey bulamazsınız. Burada daha çok ekipmanın kendisiyle ilgili kriterler vardır. ASCE 710 aslında sönüm hesabı konusunda en çok başvurulan başvuru kaynaklarından birisi. Buradan sönüm hesaplarını, sönümleme hesaplarını aslında buradan alıyoruz. ASCE 710'dan. Ve ASCE 4117 de ASCE 41 Amerikan yönetmeni güçlendirme konusu sırf odur. Güçlendirmedeki sönümleyicinin kullanımını ilgili kriterleri de yine oradan alıyoruz. ASCE 4117'den. Ama sonuçta bunlarla tasarımlarınızı yaptıktan sonra da bu yapının bizim yönetmenimizin performans seviyesinde sağlaması gerekiyor. Bu konularda TBD 2018 yayınlanmadan önce biz işte burada ismi yazan arkadaşlar bir araya gelmiştik ve bir sönümleyici tasarım çalışması, tasarım yönetmeliği çalışması yapmıştık. O güne kadar edindiğimiz tecrübeleri birleştirmiştik ve bunları da yayınladık. ODTÜ'de yapılan 5 YCES Depen Kongresi'nde 9386 ve 10637 nolu bildiriler olarak yayınlandı. Bu tasarım konusunda meraklı olan arkadaşlar bu bildirilerden bilgi edinebilirler. Orada hem uluslararası yönetmeliklerin bir birleşkesi vardı, o bilgilerin birleşmiş hali ve bir miktar da bizim tecrübemizin katılmış hali vardı. Şu anda da aslında bizim yönetmelikte de olmadığı için derli toplu en kullanılabilecek kaynak diye söyleyebilirim. Ama tabii bu yönetmelikleri ayrı ayrı çalışarak siz bunu yapabilirsiniz. Sönümleyiciler, burada sürtünme tiplerinden bahsedeceğim. Çünkü biz daha çok o konuda çalıştık. Viskozla ilgili bir takım denemeler yaptık. Onu da göstereceğim burada. Çünkü karşılaştırma her zaman yapmamız gerekiyor. Hangi sönümleyici nerede daha çok etkin? Müşteriye bu seçenekleri sunabilmemiz gerekiyor, kullanıcıya. Bu konuda da çalıştık. Şu hisleri eğrisi bize aslında sönümleyicinin davranışını gösteriyor bize ve ne işe yaradığını da gösteriyor, nasıl davranığını da gösteriyor. Kuvvet deplasman eğrisi, yine burada bu kuvvet deplasman eğrisi kuvvet artı altındaki sönümleyicinin davranışını gösteriyor. Ters kuvvet, işte artı eksi kuvvetler, itme çekmeler yapıldıkça böyle bir döngü elde ediyorsunuz ve bu döngünün içindeki depremde de aynen bu hareketi yapıyor zaten. Alan, kapsadığı alan da sönümlediği enerjiyi gösteriyor. Direkt sönümlediği enerji de bununla doğru orantılı içindeki alanda. Dolayısıyla bu alan ne kadar genişse o kadar büyük enerji sönümlemişiz anlamına geliyor. Bunları anlattım biraz. Örnekler üzerinde de anlatacağım. Böyle tek tek şey anlatmak yerine, madde madde anlatmak yerine. Bu yurt dışında yapılan tabla deneyi, sarsma tablası deneyleri var. Bunların sonuçlarını göstereceğim ama esas bizim yaptığımız çalışmaları daha sonra göstereceğim. İşte %80'e yakın deplasmandaki azalma, store drift etkisi sönümleyicinin. Çünkü imelerdeki azalma etkisi, örneğin %30 bir sönümden bahsediyorsak, toplam sönüme ulaşmışsak, o %5 diye kabul ederiz ya zaman binalarda. Onu biz %30'a çıkartmışsak, indirgeme katsayısı dediğimiz bizim depremdeki indirgeme, imedeki azalma oranı %45, %50'ler civarında oluyor. Ama deplasmandaki azalma çok daha fazla oluyor. Orada %45 değil, orada %70-80 azalıyor. 4'te 1, 5'te 1'e düşüyor. Onu yine bizim yaptığımız analizlerdeki örneklerde göstereceğim. Dolayısıyla etki birkaç farklı yönde sönümleyicinin etkisi yapıyor. Yine tepe deplasman eğrisi, bakın buradaki bu testte elde edilmiş. Ben bizim kendi yaptığımız analizlerden göstereceğim. Şu da önemli bir şey, hesaplanabilirlik diyorum ben buna. Deneysel sonuçlarla analiz sonuçlarının üst üste oturtulmuş hali bu şey için, bu gösterdiğimiz deney için. Sönümleyiciler oldukça tutarlı davranıyorlar. Özellikle bu sürtünme tiplerinde. O 300 kilonewtonluk bir sönümleyiciniz varsa, biliyorsunuz ki siz 300 kilonewton, artı eksi böyle birkaç kilonewton da artık o çalıştığını biliyorsunuz ve sizi şaşırtmıyor. Sürtünme tipleri de öyle, viskoslarda da öyle. Deprem sonucunda hasar görmüyorlar. Yani defalarca depreme tabi tutulabiliyorlar. Yapı defalarca tasarım depremi altında kalabiliyor. Bunlarla yıpranmıyorlar. Değiştirilmeleri gerekmiyor eğer bağlantılarında vesairesinde bir problem yoksa. Bunlar yurt dışından örnekler. Farklı sönümleyici tiplerinin davranışları. Teorik davranışları bunlar. Şurada dikkat ederseniz, işte bu yine yabancı örnek, bu hastane örneğiydi galiba. Bakın üst üste değil şeyler. Sönümleyici. Üst üste olmak zorunda değil. Çünkü düşeyde bir yük aktarmıyor sönümleyici. Sönümleyicinin hareketi tamamen yatay hareket almaktır.
Dolayısıyla siz diyaframın hareketini nerede iyi yakalıyorsanız oraya yerleştirebilirsiniz. Biraz imalat kolaylığı açısından üst üste olması ve mimari açıdan bir artı olabiliyor ama olmak zorunda değil. Biz klasik güçlendirmeden en büyük farklarından birisi de budur. Burada siz bir perde koysaydınız bunlar üst üste olmak zorundaydı. Ben perdenin bir parçasını buraya koyacağım, bir parçasını buraya koyacağım diye bir şey yapamazsınız. Ama sönümlecide bunu yapabiliriz. Bu yine dışarıdan bir toggle based uygulaması. Bu nereden? Kore'denmiş. Bu Şili'denmiş. Tabii geometri sönümlecinin performansına direkt etkiliyor. Yerleştirdiğiniz geometri. Bu bir köprüde Danimarka'da kullanılmış. Köprüdeki kablo titreşimleri için kullanılmış. Şurada bakın. Şurada. Bu bir emniyet binası, kamu binasıydı. Bu klasik güçlendirme aslında biz buna önce çalışmıştık. Sonra biz bunu uygulamıyoruz. Çünkü bunu uygulamak için binanın boşaltılması gerekiyor dendiğinde biz ona sönümleyici çalıştık. Şöyle bir sönümleyici yerleşimiyle perdelere yakın yerleşimler. Aşağı yukarı perde yerleşimine çok benziyor. Ama katlarda mesela sadece 5 katta yerleştirmişiz. 7 kat burada. Bir de burada yarım kat vardı. 2 de bodrum katı var. Bodrum katlara yerleştirmiyoruz. Çünkü bodrum katta deplasman yok. Bir sönümleyici deplasmana bağlı çalıştığı için deplasmanın olmadığı yerde sönümleyici konmayanın bir anlamı yok. Bununla biz bu yapıda %22 sönümleme oranına ulaşmıştık toplam sönüm. İyi bir değer. Yani doğrusal analizler için zaten %30 gibi bir limit var. Doğrusal analiz için bir limit konmamış ama çok fazla açıkçası %30-%35'ten üzerinde biz sönümlerde çıkmak istemiyoruz. Çünkü fazla sönüm, bunların üzerindeki sönüm oranlarında bir de overdamping denen bir problemle uğraşmak zorunda kalırsınız. Yapının gidip, çünkü bu tip sönümleyicilerde recentering force yoktur. Recentering şeydir, sönümleme tiplerinden bahsediyorum. Yapının kendi gelir. Dolayısıyla yapıyı sizin o şeyde tutmanız lazım. O kalıcı deformasyon yapmayacak elastiklikte tutmanız lazım. Bunlar sönümleyicilerin hareketleri. Deprem sırasındaki. İşte mesela bunlar sönümleyicinin aslında sizin yerleştirdiğiniz sönümleyicinin performansını da bir yerde gösteriyor. İşte bakın şu sönümleyici şunlara göre daha iyi çalışmış. Daha iyi bir yere yerleştirmişiz biz onu. Bunlar ona göre daha az çalışmış. Daha az performans göstermiş. Bunu da bu zaman tanımında analiz yapmadan göremiyorsunuz. O yüzden hani yabancı Amerikan yönetmekte falan aslında bizim yazdığımız şeyde de zaman tanım, bizim yazdığımız o öneri çalışmasında da zaman tanım alanında analiz olmadan da sönümleyici tasarımı yapabiliyorsunuz. Ama nihayetinde sırf bu performansı görmek için bile bir zaman tanım alanında analiz yapmakta fayda var. Şu bizim yine bu yapıdaki elde ettiğimiz verilerdendi. Tepe deplasman hareketi. Şimdi burada dikkat ederseniz yapıyı rigidleştirmiyor demiştim ya. Periyodunu çok fazla değiştirmiyor. Bakın şimdi bu Düzce depremi. Şu mavi olan tepe deplasman hareketi sönümleyicisiz yapının tepe deplasman hareketini gösteriyor. Kırmızı ise sönümleyicili yapının aynı yapısı. Aradaki tek fark sönümleyici araya yerleştirilmiş olması. Şimdi bakın gidiş geliş periyot nedir? Yapının rigidliğini gösteren periyot gidiş geliş süresi salınımdaki. Bakın o süreler şu aralıklar. Hemen hemen aynı. Değişmiyor. Yani hareketin karakteri değişmiyor. Değişen şey genlik, deplasman miktarı. Yani aynı sürede şuradan eskiden gidip geliyordu, şimdi buradan dönüyor. Daha yavaş hareket ediyor. Süre aynı, mesafe daha kısa, hareketi de dolayısıyla hareket daha yavaş. Buradan da zaten görüyorsunuz sönümleyicinin karakteristiğini. Şu diğer yön. Yine göreli ötelemelerdeki etkisini görüyorsunuz. Bu katlar 7 kat. Daha önceden %3'ün üzerindeydi. Eski yönetmeliğe göre bile olsa bu %3 yıkım demek ki %3 çok yüksek bir şey oranı, ötelemi oranı. Bu arada bunlar şey, şiddetli deprem. DD1 şimdiki yönetmeliğe göre altındaki driftler, kat ötelemeleri. Yani DD1 altında, %2'nin altında sönümleyiciyle çekilmiş. Şu yönde ise %1,5'lar civarında. DD2 altında ise bu %1'in altına düşüyor haliyle. Yine bu aynı yapıda kat taban kesme kuvveti değişimi zamanla. Yine burada da o büyük deprem şoklarının yarı yarıya azaldığı, sönümlendiği görülüyor. Büyük şokların sönümlendiği görülüyor. Sönümleyici etkisiyle. Bu söylediklerimiz aslında şu grafik, şu çalışma özetliyor. Mevcutta biz bu yapıda 2500 ton taban kesme kuvveti varken hiçbir şey yapmadığımız durumda bu yapıya
klasik güçlendirme yaptığımızda biz bu yapının taban kesme kuvvetini, yani yapıya giren toplam deprem kuvvetini 6000 tona çıkartmışız. Sönümleyicili, yani iki kattan fazla biz artırmışız aslında yapının deprem kuvvetini, onu tutmaya çalışıyoruz. Sönümleyicili de ise yine mevcuda çok yakın, biraz daha aşağıda, aslında daha da aşağıda olur bu ama bir miktarda çelik takviyemiz var. O yüzden biraz rigidleşme, biraz sönümleme var. Ama yapı bunu dayanabilecek durumda.